Size tavuktan çok güzel bir yemek yapacağım. Yerken farhanlayacağınız, içinden köz kokusu gelecek. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Tavuğumuzu kuşbaşı doğrayacağız. Hepsi aynı orantıda olsun diye. Tavuğumuzun kalın yerine ne yapacağız? Şöyle bir incelteceğiz. Ondan sonra doğrama işlemine devam edeceğiz. Tavuğumuzu doğradık. Patlıcanlarımızı külleyeceğiz. Patlıcanları ister fırında, ister ocakta, isterseniz yağda külleyebilirsiniz. Yalnız yağda kızartırsanız mutlaka patlıcanlara delik delmeniz gerekiyor. Delik delmezseniz yağda patlar. Ocakta, fırında delik delmenize gerek yok. Ocakta, fırında delik delerseniz içindeki havasını kaçırır. Patlıcanlarınız taş gibi olur, simsiyah olur. Soğanlarımız çok iri olmasın. İçinde yemeğin görünmesin. Bu yemekte çok sarımsak kullanacağız. Ocağımızın altına yaptık, hemen patlıcanları yerleştiriyoruz. Ara ara çevireceğiz. Patlıcanları küllerken özellikle şu baş taraflarını sıcağa denk getirin. Şöyle bastığınız zaman da eliniz içine girmiş olsun. Zaten bu patlıcan küllemeyi bilmeyen bana göre bir tane ev hanımı yoktur. Sürekli lazım oluyor mangallarda, evde. Patlıcanları soyduk. Üstüne şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Bu sıvı yağ dökmemizin sebebi de patlıcanlarımız yemeğe pişirme aşamasında kararmasın. Rengini kaybetmesin. Çok güzel kokular geliyor. Küllenmiş kokusu geliyor. Ocağın başına geçiyoruz. Yeteri kadar yağ ilave ediyoruz. Tavamızın, yağımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı. Hemen tavuklarını atıyoruz. Yüksek ateşte tavukları bir soteleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar suyunu çıkarttırmamaya çalışacağız. Tavuklarımız karamelize olmaya başladı. Hemen soğanı ilave ediyoruz. Tavuklarımız kavruldu. Tam bu aşamada bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Salçamızı güzelce bir kavuracağız. İçinde çiğ kokusu olmayacak. Bu yemekte suyu az kullanacağımızdan dolayı salçayı azalttık. Bu yemeğin suyla işi yok. Salçamızın iyi kavrulduğunu nasıl anlarız? Tavanın dibine yapışmaya başladığı anda iyi kavrulmuş demektir. Salçamız kavruldu. Domatesini biberini atıyoruz. Salçayı, domatesi, biberini her tarafına değdireceğiz. Domates biber erimesin, görselliği güzel olsun diye. Normalde bu yemekte yoğunluk kazansın diye az bir un kullanılır. Ben un kullanmayacağım. Sebebi ise zaten salça katkılı olduğundan dolayı hafiften bir yoğunluğu verir. İlk aşamada bir bardak soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki suyu kaynamış sıcak su verebilirsiniz. Üzerine hafiften geçene kadar bir su vereceğiz. Ölçüsünü göstereyim. Üstünü hafiften geçiyor. Suyunu çekmeye başladığı anda pişmiş demektir. Baharatlarını atalım. Yeteri kadar pul biber, sevdiğiniz kadar. Bir çay kaşığı karabiber, tuz yeteri kadar. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Tam bu aşamada daha önce de söylemiştim, bol sarımsaklı olacak diye. İki diş sarımsak atıyoruz. Sarımsağın kokusu ağır basacak, aroması, lezzeti. Yemeğimizi sarımsağa attıktan sonra 5 dakika daha kaynatacağız. Yemeğimizi 5 dakika kaynattık. Yoğunlaşmaya başladı. Hemen kenarda ne yapıyoruz? Beğendisini yapıyoruz. Tenceremizin dibi kuru olacak. Bir damla dahi ıslaklık olmayacak. Kısık ateşte tam tepeleme dolu bir kaşık un atıyoruz. Ocağımızın altı da kısık olacak. Hafif hafif bu unu ne yapacağız? Kavurmaya başlayacağız. Hamur kokusundan, un kokusundan ekin kokusuna dönene kadar. Unumuzdan dumanlar çıkmaya başladı. Rengini atmaya başladı. Çok fazla kavurmayacağız. Çok fazla kavurursak acı bir lezzet olur. Şimdi tam yağ ayarlamasını gösteriyor. Ocağımızın altı kısık olsun. Yağı dökerken azar azar dökün. Un yağın içinde kaybolacak. Çok rahat bir şekilde karıştırılacak. Yağ ayarımız o olacak. Bunda alaverisiye yağ ayarı olmaz. Şöyle bir görün. Çok az bir şey daha.
Yağ ayarımız tam. Hafiften bir akıcı kıvamı var. Bundan sonra bunu kavurmanıza gerek yok. Bir yemek kaşığı tepeleme una, iki su bardağı süt. Soğuk süt ilave edeceğiz. Yine ocağımızın altı ısık olacak. Unumuzu bir karıştıralım. Tam kıvamı, tam ölçüyü ben size söyleyeceğim. Bir yemek kaşığı tepeleme un, iki su bardağı soğuk süt. Tam kıvama geldi. Şimdi içinin malzemesini yapacağız. Hemen sarımsakları bir ezelim. Patlıcanlarımız hazır. Çok fazla da inceltmeyeceğiz. Sebebi ise içinde patlıcanlar görünsün. Kıvamını son kez bir daha gösterelim. Patlıcanları katmadan önce. Bu neyi sever? Muskatı sever. Elinizde varsa muskat katın. Ben kendim de kullanmıyorum. Az bir tuz atıyor. Yeteri kadar. Şöyle bir karıştıralım. 1 kere göbek atsın yeterli. Arkadaşlar bunu çok fazla kaynayacak diye beklemeyin. Zaten yoğun olduğundan dolayı altını kapatıyoruz. Beğendiğimizden şöyle bir alalım. Yemede yanında yat yemeği oldu. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. Elimden geldiği kadar basitlendirmeye çalıştım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.